Merhabalar. Birden fazla birimli stokların aktarımlarını nasıl gerçekleştirebiliriz? Daha önce hazırlamış olduğumuz Excel'den veri aktarım yöntemi ile stok kartlarının aktarım yöntemini öğrenmiştik. Birden fazla birimli stokların aktarımı için klavyemizden F10 veya diğer logosu üzerine tıklayarak arama alanımıza veri aktarım yazdığımızda ilgili veri aktarım sihirbazı ekranımızı çalıştırırız. Burada görmüş olduğunuz veriler dahilinde aktarım yöntemlerimiz bulunmaktadır. Burada stok malzeme kartları aktarımı için ilgili alanı seçip DIA'ya veri aktarma yöntemlerinden görmüş olduğunuz XML, Excel özel tanım ve diğer lisanslı aktarım yöntemlerinden Tiger, Logo, XML ve Turkcell Pro şeklinde aktarım yöntemlerimiz mevcuttur. İlgili lisanslar alındıktan sonra aktarım yöntemlerinden biri seçilebileceği gibi birden fazla birimli stoklarımızın Excel yöntemiyle de aktarım işlemini gerçekleştirebilmekteyiz. Bunun için ilgili yöntemi seçip F5 devam dediğimizde karşımıza aktarım yapacağımız parametre ekranı gelecektir. Öncelikle yapmamız gereken Excel dosyamızdaki birkaç alanda düzeltmeler sağlamamız gerekecektir. Birden fazla birimli stok listemize basit bir yapıda bu şekilde bir Excel formatı oluşturulabilir. Birden fazla birimli stoklarda öncelikli olarak ana birimli şekilde stok kartlarının içeriye atılmış olması gerekmektedir. Buradaki her bir satır bir kartı temsil etmektedir. Daha sonrasında Excel'imizde dikkat etmemiz gereken kurallardan biri sayısal alanlarımızdaki bozulmaları önlemek amaçlı ilgili kolonlarda ayarlarımızı metine çevirmemiz gerekmektedir. Veri alanlarında bulunan metni sütunlara dönüştür yöntemiyle metin seçeneğiyle ilgili kolonlarımızı metne dönüştürerek veri aktarımı sırasında verilerimizin bozulmamasını sağlayabilmekteyiz. Bu şekilde tüm kolonlarımızın sayısal alanlarını metine sütun dönüştürme işlemini sağladıktan sonra dikkat etmemiz gereken diğer bir konu ise birimlerimizin sistemde tanımlı olmuş olması gerekmektedir. DIA sistemine tekrar gelecek olursak yeni bir sekme açıp arama alanından birimler sayfasını çalıştırarak buradaki her bir birimimizin kısa açıklama kodunun Excel'imizdeki kısa açıklama kodu ile eşleşebiliyor olması gerekmektedir. Eğer buradaki ana birimlerimiz ekli olmaması durumunda veri aktarımı sırasında hata uyarısı verecektir. İlgili birimlerimizin kontrollerini de sağladıktan sonra artık DIA üzerindeki veri aktarım şablonumuzu oluşturabilmekteyiz. Tekrardan DIA'ya gelip buradaki aktarım dosyası olarak masa üstümüzdeki Stok Excel'imizi seçeriz. Daha sonrasında Excel kural tanıma listesi içerisinden daha öncesinde yapmış olduğumuz aktarım şablonları bulunmakta. Yeni bir şablon tanımlamak için F4 ekle diyerek yapacağımız birden fazla birimli stok aktarımı için tablo şablonumuza bir ad belirtmemiz gerekmektedir. Örneğin bu şekilde açıklamamızı belirttikten sonra Excel'imizdeki başlık satırının bir satır olduğunu buradan gelip belirtmemiz gerekmektedir. Daha sonrasında aktarım yapacağımız Excel sayfamızın kaçıncı sayfa olduğunu, örneğin X sayfamız olan birinci sayfada yer aldığını, burada birden fazla sayfalar olabilir. Önemli olan sayfa sıralamasının soldan başlayarak devam eden sayfa sayısı bizim için önemli olacaktır. X sayfamızda verimiz yer aldığından dolayı DIA'daki Excel sayfamızın bir değerini getiririz. Varsa ekstradan bir açıklama belirtiriz. Ondalık ayrıcı sekmesinden Excel'imizde bulunan sayısal alanlardaki ondalık verilerimizin ayraç şeklinin nokta veya virgül olarak seçimi yer alacaktır. Excel'imize bakacak olursak ondalık ayraçlarımız olarak virgülü kullandığımızı görüyoruz.
Bundan dolayı ondalık ayracımızı virgül olarak seçeriz. Gruplama yöntemine geldiğimizde yapacağımız birim aktarımlarımızın öncelikli olarak birimler seçeneğini seçmiş olmamız gerekiyor ve daha sonrasında her bir birimimizin Excel'imizde kart olarak görmüş olduğumuz numaraların yani A kolonu değerinin olduğunu ve gruplama kolonu olarak A değerini karşımıza getiririz. Tekrardan Excel'imize gelecek olursak burada yapacağımız bir diğer işlem barkod aktarımları da sağlamak olacaktır. Bunun için liste kolonundan barkodlar seçeneğinde seçerek tekrardan barkodlarımızı stok koduna göre gruplayacağımızı yani A kolonuna göre gruplayacağımızı buradan belirtiriz. Geri kalan satırlarımızı temizleyerek veri ağacımıza geldiğimizde veri ağacımızda şablonumuz arasındaki eşleştirmelerimizi sağlamamız gerekmektedir. Öncelikli olarak burada Excel'imizde bulunan stok kart kodunu belirtiriz. Stok kart kodu sınırlı yazı alanı olduğundan dolayı buradan kolon adını belirtebilir veya buradaki farklı işlem yöntemlerini de seçebilmekteyiz. Kart kodumuzu A kolonundan alması gerektiğinin tanımlamasını yaptıktan sonra bir diğer satıra geçtiğimizde yapmış olduğumuz tanımlamanın yeşil olarak belirtildiğini görüyoruz. Buradaki yeşil olarak belirtilmiş olan alanımız ile ilgili bir eşleştirme yapıldığı anlamına gelmektedir. Açıklama alanına gelerek aktaracağımız stoklarımıza ait açıklama alanının B kolonunda olduğunu ve açıklama değerini B kolonundan alması gerektiğini belirtiriz. Durum alanına geldiğimizde buradaki durumumuz seçmeli alan olarak karşımıza gelmektedir. Seçmeli alan kısımlarında işlem değerini ön değer ata seçeneğini seçersek karşımıza combo box'lar gelecektir. Bu diğer seçmeli alanlar için de geçerli olacaktır. Aktaracağımız stok kartları her seferinde aktif durumda olduğundan dolayı dilersek buradan aktif seçeneğini de seçebilir veya herhangi bir eşleştirme yapmamamız durumunda stok kartlarımızı aktif olarak aktarımını da sağlayacaktır. Devam ettiğimizde ise stoklarımıza ait marka ve grup kodu bulunmaktadır. Bunların eşleştirmesi için ise veri ağacımıza devam ettiğimizde marka değerimizin C kolonundan alması gerektiğini, grup kodumuzun ise D kolonundan almış olması gerektiğini görüyoruz ve bununla ilgili kolon değerlerimizi eşleştiriyoruz. Bu şekilde devam ettiğimizde geri kalan verilerimiz birimlere ait ve ilgili barkodlarına ait veriler olacaktır. Bunun için tekrar şablonumuza geldiğimizde buradaki diğer verilerimizi de eşleştirme işlemlerini tamamlayabilmekteyiz. Şu an için Excel'imizde bu alanlar olmadığından eşleştirme işlemlerini sağlamıyoruz. Birimler alanına geldiğimizde öncelikli olarak başta da bahsettiğim gibi ana birimli stoklarımızın içeriye aktarılmış olması gerekmektedir. Buradaki ana birim alanımız tür kısmında seçmeli alan olarak karşımıza gelecektir. Seçmeli alan işlemlerinde işlem türünü ön değer ata seçmemiz durumunda karşımıza combo box değerlerinde 0 ve 1 değerlerini getirecektir. Buradaki 0 değerimiz her zaman alt birimlerin aktarımı anlamına gelmektedir. Bir değerimiz ise her zaman ana birim aktarımını gerçekleştireceğiz anlamına gelmektedir. İlgili değerimizi belirttikten sonra ana birim kodumuzu hangi kolondan almış olması gerektiğini ise ana birimimiz E kolonunda yer almaktadır. İlgili E değerini eşleştirme işlemimizi tamamlandıktan sonra şu an için oranlama miktarları ana birimde bulunmamakta. Fiyat 1 ve 2 değerlerimiz bulunmakta. F ve G kolonlarında. İlgili F ve G kolonlarımızı da belirttikten sonra ana birimimiz için barkodumuz bulunmaktadır. Barkod numarasına gelerek H kolonundaki barkod değerimizi de eşleştirme işlemini tamamladıktan sonra buradaki şablonumuzu kaydederiz. Yapmış olduğumuz şablon tanımlamamızı seçerek aktarım dosyasını da seçtikten sonra dikkat edeceğimiz parametrik değerlerimizi kontrol edip F2 aktar dediğimizde stok kartlarımızın aktarım işlemini gerçekleştirecektir. Kontrol etmek istersek yeniden yeni bir sekme açıp stok kart listesine gelerek buradan aktarım yapmış olduğumuz diğer markalı ürünlerimizi filtremizi kullanarak karşımıza getiririz.
Görmüş olduğunuz gibi ilgili barkod verileri, grup bilgileri, ana birim kodları ve bir tanesini inceleyecek olursak, ilgili fiyat değerlerimizin verilerimiz bozulmadan gelmiş olduğunu görüyoruz. Fiyat birimiz 30, fiyat ikimiz 35,99 şeklinde ve ilgili barkod verilerimizin geldiğini görüyoruz. Daha sonrasında tekrardan vazgeç diyerek bu şekilde ana birimli stoklarımızı aktardıktan sonra yapacağımız ikinci işlem, ikinci ve üçüncü diğer birimlerimizin stok kartlarımızı güncelleyerek veri aktarım işlemlerimizi gerçekleştirmek olacaktır. Tekrardan veri aktarımımıza geldiğimizde Excel kural tanımımızda küçük bir değişiklik yapmamız gerekecektir. Değiştir dediğimizde buradan güncelleme yapacağımızdan dolayı diğer alanlarımızı tekrardan seçmiş olmamız gerekmemekte. Dilerseniz Excel şablonu bozulmaması amaçlı vazgeç diyerek çıkıp ikinci bir kopya oluşturarak birden fazla stok aktarımı ikinci birim şeklinde bir açıklama belirtip tekrardan başlık satırlarımızın bir, Excel sayfamızın birinci sayfa, ondalık ayracımızın ise virgülle ayrıldığı, birimlerimizin ve barkodlarımızın A grubuna göre güncelleştirmesi gerektiğini, burada güncelleştirmeyi sağlarken sadece stok kodunu dikkate alması gerektiğini, diğer alanların tekrardan aktarılmaması amaçlı kapatılmasını sağlamalıyız. Alanlarımızdaki güncelleyeceğimiz veriler olarak ikinci birimimizi güncellemek olacaktır. Buraya kadar tamamlamış olduğumuz stok kartlarımızdaki yapacağımız diğer işlem ikinci birim güncellemesi olacaktır. İkinci birimimiz I kolonunda yer almaktadır. Ana birimimizde bir değerinin ana birim olduğunu, sıfır değerinin ise alt birim olduğundan bahsetmiştik. Birim koduna gelerek bu ikinci birimimizi hangi kolondan alması gerektiğini, yani I kolonundan alması gerektiğini bildiriyoruz. Eğer birimlerimizde oranlama mevcut ise buradan örneğin ikinci birimimiz için J kolonunda bir oran mevcut. Oran miktarı kısmına J kolonunun adını yazıyoruz. Oranlama kısmına ise seçmeli alan olduğundan dolayı işlem türüne ön değer ata diyerek yapacağımız oranlamanın çarpım oranlama mı yoksa bölüm oranlama mı olduğunu belirteceğiz. Örneğin yapacağımız stok aktarımında çarpım oranlama olarak belirttik. Fiyat kısmına gelirsek ikinci birimimizde sadece tek bir fiyatın olduğu, bu da fiyat bir değerindeki K kolonu olduğu belirtiriz. İkinci birim fiyatımız olmadığından dolayı bu alanı pasife çekeriz. Sonrasında ikinci birimlerimiz için barkod güncellemesi sağlayacağımızdan dolayı ikinci birim barkodumuzun ise L kolonunda olduğunu belirtiriz. Bu şekilde işlemimizi de tamamladıktan sonra şablonumuzu kaydedip ikinci birim şablonumuzu seçerek aktarım dosyasının mevcut olduğunu görüyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken önemli nokta, stok kodumuzun artık yeniden aktarılmaması amaçlı stok kodu varsa güncelle seçeneği olacaktır. İlgili güncelleme seçeneğini de seçtikten sonra F2 aktar işlemini sağlarız. Gördüğünüz gibi 6 tane kartımız bulunan stok kartlarımızın güncellendiğini ve bunun kontrol işlemini sağlamak için stok malzeme listesine geldiğimizde, örneğin ilk sıradaki stok kartımızı inceleyecek olursak, burada ikinci bir birimin açıldığını ve bu birimin iki adedinin bir pakete eşit olduğu ve paket değerinin 60 TL olduğunu, 60 TL'lik bu ürünümüzün barkod değerinin ise ilgili barkod olduğunu görüyoruz. Excel'imize gelirsek, ilk sırada 60 değerindeki ürünümüzün İki adedinin bir pakete eşit olduğu ve ilgili barkod verilerinin doğru bir şekilde aktarıldığını gördük. Eğer stoklarımızda üçüncü bir birim mevcut ise bunun için de tekrardan DIA'ya gelerek buradaki veri aktarım ekranından Excel kural tanımımızı bu sefer değiştir diyerek veya dilersek ikinci aktarımımızı bozmamak amaçlı bu şablonu da kopyalayabilmekteyiz. Tekrardan listemizin altına gelip buradan
Üçüncü aktarımımız için tekrar ana birimimizin sıfır olduğu, yani bir alt birim daha güncellemek istediğimizi, birim kodu kısmına ise bu sefer üçüncü birimimiz olan M kolonundaki birimimizi güncelleyeceğimizi, yani birim kolonu olarak M kolonundan alacağını, oranlama miktarını ise eğer varsa N kolonundan alacağımızı, oranlama kısmını tekrardan çarpım veya bölüm şeklinde belirtebileceğimizi, fiyat kısmına gelecek olursak fiyat değerimizi O kolonundan almış olması gerektiğini ve eğer üçüncü birimimize ait bir barkod verisi yok ise de barkod verimizi kapatarak şablonumuzu kaydederiz. Şablonumuzu seçip yeniden stok kodu varsa güncelle parametresi açık olacak şekilde F2 aktar dediğimizde kartlarımızı güncelledi. Stok kart listemize tekrardan gelerek burada açık olan stoğumuzu kapatıp yeniden değiştirile incelediğimizde üçüncü birimimiz olan koli birimimizin geldiği, iki adetimizin bir koliye eşit olduğu ve buradaki koli birim fiyatımızın karşımıza geldiğini görüyoruz. Bu şekildeki stoklarımız için birden fazla birimlerimizin aktarım işlemlerini gerçekleştirebilmekteyiz. Başta da bahsettiğim gibi öncelikle ana birimli stoklarımızın aktarımını sağladıktan sonra geri kalan birimlerimiz için güncelleme işlemlerini gerçekleştiririz.